E şimdi adam karıyı 3 talakla boşamış. On sonra geliyor hocaya. Ne olacak benim durumu? Bizim büyük bayram hoca, Allah selamet be. Canı çıktı bunlarla uğraşmaktan. Yani mübarek. Ne yapsın? Hala da uğraşıyor yani. Karıyı boşayan ona gidiyor. 3 talaktan boşadım. Yahu çare yok diyor. Şudur budur. Var mı bir çare? Benim de 3'te çocuğum var diyor. Ulan bana mı sordun 3 çocuk? Çocuğunu düşünsene boşarken. 3 çocuğum var diye dinimi mi değiştireceksin? Fıkhı mı değiştireceksin sana? Bu sefer bunun bir çaresi var mı? Şudur budur. E senin nikahın Hanefi'ye göre oldu. Şafi'ye göre oldu mu? Olmadı. İncelersin. Şafi'ye göre nikah hiç olmadıysa o zaman Şafi'ye göre yeni bir nikah kıysa onu alır mı? Bu bir hile-i şer'iyedir. Caiz mi? Caiz. Çünkü neden? Adam Hanefi'ye göre nikah kıymış. Yani nikah yaparken velisi olmazsa, kızın velisi yoksa nikahta mesela o nikah Şafi'ye göre geçersiz. Hanefi'ye göre geçerli. Onun için o boşasa da onu nereye göre boşamış oluyor? Hanefi'ye göre. Neden? Şafi'ye göre hiç evlenmemiş. Anladın? Bu sefer Şafii'deki payda kullanalım mı? Bu yuva dağılmasın. 3-5 de çocuk var meselelerinden. Alimler diyorlar ki nikah meselesinde bir mezhepten kurtarıyorsa 4 hak mezhepten biri içerisinde hani yuva devam edilsin. Yani bu buna fetva ve müsaade vardır. Fakat adam şimdi bu sefer tamam hile-i şeriye dedim yani çare yani anlatıyorum sana şimdi bir çaresi var ama bunu hocalar bilir. Çünkü neden? Sen onu kendi kafandan yapamazsın. Velisini bulsan da olmaz bu sefer sözler tezvicü tenki ifadeler değişiyor, şartlar değişiyor falan filan. Ama ve lakin karıyı boşadığı için karının babası amcası yani velileri de ne yapmış buna? Kızmış mı? Yani boşamayı duymuş aile. Kızmış. Bu sefer şimdi bunlar düzeltmek istiyor ya. Peki Şafii'ye göre yeniden bunu düzeltmek için illa nikahta ne lazım? Veli lazım. Veli de ne yapıyor? Bırak lan bu herifi diyor bu seni bir daha boşar diyor. Şafii'ye göre de boşar. Bırak şu saate göre diyor. Veli de gelmiyor. Veli gelmeyince bu nikah olmuyor. Bayram Hoca değil Şaban Hoca da gelse bu nikah olmaz. Bu sefer ne olacak? Bizinki hile-i şeriyeye bakmıyor ki. Kafası da birkaç ayda karısız kalınca. Kadın da takva kadın sokmuyor bunu eve. Böyle çok var, çok olay oldu böyle. Sokar mı kadın? Ya haram olmuşsun sokaktaki yabancı adam. 3 talak verirken düşünseydin. Bu sefer kadın da bunu sokmuyor. Bu da artık çaresini arıyor falan. Ne olacak? Veli de gelmiyor. Bu ondan sonra... Geliyor diyor ki, ya ben aslında işte 3 talak dememiştim, 2 demiştim de. Şunu yapmıştım, işte diyorum sana hile-i şeriyeye uysa ona caiz zaten. Ama o çareyi aramıyor. Bakıyor ki olmayacak, o çareyi de bulmamak için ne yapıyor? Caizdir diyor, giriyor eve. Anladın mı? 3 tane çocuğumuz var diyor ya o olur mu öyle şey diyor bir lafla adam mı boşanır diyor. Zaten İbn-i Teymiyeci bir hoca buluyor. İbn-i Teymiyeci sapık selefi ve habi bir hoca da diyor ki 3-1 sayılır diyor. He. İşte millet bu durumda hiç 3 talağı bir sayıyor ya. Ya Kur'an'da söylüyor sana talâku merratân 2 kere boşadın geri dönüşüm var. İki kere de var. Fehim sakın bir maruf. Ev teslim bir insan. İkiden sonra ya tutarsın diyor ya salarsın diyor yani. Ya üçüncüyü verirsin salarsın. Ya diyor geri dönersin. Ya Kur'an söylüyor sana. Fehim talleka felâ tehillû min ba'du hattâ tenkih azevcen gayra. Ama diyor üçüncüyü de boşarsan bir daha dönüşün helal olmaz. Ancak ne şartla? Zevci akar. O kadın iddeti bitecek, 3 ay kadar geçecek, başka bir kocayla evlenecek, o başka kocayla da mutlaka en azından bir kere cinsi münasebet tatması lazım, şart. Ondan sonra o koca da onu boşarsa, ondan sonra bir iddet daha tabii ki, çünkü cinsi münasebet olduğu için, 3 ayda en az oradan iddet bitecek, sonra bunlar dönüp birbirine alırsa, o zaman helal olur diyor. Sen ayet bu kadar meseleyin ağırlığını, ciddiyetini, önemini söylüyor. Sen kalkıyorsun üçünü bir sayıyorsun. Nasıl iş ya?
Bakara suresi ayet mi? İbn-i Teymiye böyle demiş. Ya bu kadar İslam alemi 1400 senedir ne demiş, onu bırakıyorsun da bir İbn-i Teymiye ile iş olur mu? Zaten adamı hapse attılar. O zamanki şeriat devletinde şeriat alimleri tevbe et dediler. Tevbe ettim dedi, çıktı bir daha kandırdı. Yine bu görüşleri tekrarladı etti falan. Allah göktedir diyor, benim gibi kürsüden iner diyor, bir şeyler dedi. Çok alim ama ne yapalım, böyle yanlış işler yaptı. Ondan sonra idam edildi yani şeriat devletinde. Bütün alimlerin kararıyla yani. Bu adamın görüşüyle olur mu bu senin nikah gibi bir müessese ya? İşte millet, yani demin dediğim gibi hile-i şeriyeyi bulsa, hile-i şeriye demek şeriatın çözümü çaresi demek. Yani ama çözüme çareye bakmıyor ki, sıkıştığı zaman o çözüme uyamayacağını anladığı zaman ne yapıyor? Koy veriyor gitsin. Zaten şu hocaya göre fetva var diyor. Halbuki o hoca hoca değil ki. Onun fetvası muteber değil ki. Sen fetvası muteber bir alimden fetva alacaksın. Yoksa öyle hoca çok bulursun kafana göre. Allah Allah. Şimdi şu memlekette fetva alınamayacak iş var mı? He? Hoca ararsan. Fetva alamayacağın bir iş var mı? Her günaha fetva veriyor bu hocaların bazıları. Böyle şey olur mu? Bu din senin oyuncağın mı ya? Doğruyu söylersin, adam yapar yapamaz. En azından helalı bilir, haramı bilir. Yaptığı günahsa günahı bilir, en azından tevbe eder. Adama günah diyor ki bu günah değil diyor. Bir de adamı dinden çıkarıyor, gavur ediyor. Adam bu sefer diyor ki bu hoca dedi ki bu haram değil. Ya bari adama haramı de de yapamıyorsa günahkar olsun. E sen niye adama harama helal diyorsun? Ne diyeyim ne edeyim ya? Nereye gideyim?